Lazerleri ateşleyin ve çorbanın altını kapatın. Rüyaymış. Ne güzel bir sabah. Feridun, kafanda çiçek açmış. Hayırlı olsun. Vay, kafam gitti. Şuna bak, hiç dinlemiyor beni. Kafasında çiçek açtı ya. Bir havalar, bir havalar. Neyse, ben gidiyorum. Ay, kafam. Fü 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 fü. Ne güzel bir göl. Fü fü fü. Merhaba. Otobüs kartımı aldın mı ben? Anam, canım kartım benim. Nereye gittin? Biraz yavaş. Buldum, buldum. Oh ya. Hadi. Otobüs geldi. Hurra. Oradan. Yavaş olsana. Yavaş dostum, yavaş. Acele etmeyin. İlk ben girdim, ilk ben girdim. Sonra kalan çürük yumurta. Tutalım şunu da. Hadi kaptan, devam et. Doldu, doldu. Bakayım, ne okuyor? Maceralı mı? Güzel mi? Aksiyon var mı? Yavaş olsana. Bakayım bakayım, adı neymiş? Dursana, dur biraz. Dur, çevir kapağını, bakacağım. O ne? Kedi çıktı yola. Sıkı tutunun, fren yapacak. Anacığım. Ne uçtum öyle? Evladım, dikkat etsene. Ne yaptın, gördün mü? Bilmem, ne yapmışım? Senin kadar duyarsız, oturup kalkmasını bilmeyen, başkalarını düşürmeyen birini daha görmedim hayatımda. Umarım sen de bir gün bizim yaşadıklarımızın aynısını yaşarsın. Tek dileğim bu. Tek dileğim bu. Tek dileğim bu. Kulağım bozuldu galiba. Teyzenin sesi yankı yapıyor. İner misiniz aşağı beyefendi? Bu da son otobüstü. Remzilere de gidemeyeceğim. Eve gideyim bari. Umarım sen de bir gün bizim yaşadıklarımızın aynısını yaşarsın. Tek dileğim bu. Çık rüyamdan teyze. Ya, ne güzel uyudum be arkadaş. Kalkıp bir kahvaltı edeyim. Bu ne ya? Amma yüksekmiş yatağım. Neyse, bir hava alayım bari. Bugün de ne güzel bir günmüş. Feridun, ne haber ya? Kime diyorum? Sesim gelmiyor mu oraya? Ya bugün her şey amma da yüksek. Neyse, Feridun ne haber dostum? Ne yapıyorsun bakayım? O da ne? Böcek! Bayılırım ya böceğe! Ne diyor ya Feridun? İyi misin? Gel bakayım sen buraya! Ne oluyor ya? Sen hangi ara bu kadar büyüdün Feridun? İmdat! Kurtuldum. Kurtuldum da. Niye herkes kocaman kocaman olmuş ki bir anda? Anlamıyorum arkadaşım. Hadi otobüs geldi. Çabuk koşun, koşun. Yürü. Hadi koşun. Acele edin. Hadi hadi, yaşlıyım. Ben ayakta duruyorum. Geç. Al bakayım orada. Gel benim bana. Şuraya bir çıksam. Şakirlerin arabası bu. Bana yardım edebilirler. Hop, şoför bey. Çabuk şu öndeki arabayı takip et. Kaptan. O ne ya? Böcek. Böcek var. Ne yapıyorsun kaptan? Ne oluyor? İmdat! Yandaki otobüse baksanıza. Ne oluyor çocuklar orada? Şakir! Remzi! Hop! Açılın! Merhaba! Böcek! Baba, sileceği çalıştır, sileceği!
Durun! Durun! Baba susak susak! Hayır hayır! Su olmaz! Su olmaz! Dur Remzi! Dur! Ne oldu baba? Böcek benim adımı söyledi. Böcekler konuşmaz baba. Beyler ben Necati'yim. Fil Necati'yim. Necati? Fil değilsin. Ama sen böcek Necati'sin. Yapma ya. Bilmiyordum sağ ol. Nasıl böcek oldun peki Necati abi? Bilmiyorum. Sabah uyandığımda böcektim. Hocam öyle bir şey olamaz. Oradan buradan böcek çıkarsa ne yaparız biz? Duydunuz mu çocuklar? Bize bir iş çıktı. Necmi git çabuk dükkandaki haşere ilaçlama aletlerini getir. Evet sevgili vatandaşlar. Duyduk ki böcek sorununuz varmış. Hiç merak etmeyin. Biz bunun için varız. Öyle mi? Süpersiniz. Şu böceği ortadan kaldırın. İstediğiniz kadar para veririz size. Haşere avcıları iş başında. Çok acıkmışım gördün mü? Yavaş Necati. Neredeyse yarım kurabiyeyi bitireceksin. Aha. Fil halim olsaydı bu masayı bile yerdim. Dua edin bisküvi kırıntılarıyla doyabiliyorum. Peki Necati abi. Bir sürü hayvan varken neden bir böceğe dönüşmüş olabilirsin? Belki de kötü bir sihirbaz onu böceğe çevirmiştir. Bir dakika. Dün bindiğim otobüste bir teyze bana çok sinirlenmişti. Sonra da çok içten bir dilek dilemişti. Ne demişti ki? Umarım sen de bir gün bizim yaşadıklarımızın aynısını yaşarsın. Evet, aynen bunu demişti. Evet, tamam işte. Kadının dileği gerçek olmuş. Ne yapacağız şimdi? Ben böcek olmak istemiyorum. Çok sıkıcı. Oyun bile oynayamıyorum. Baksana tuşlara bile basamıyorum. Bence gidip o teyzeyi bulalım. Sen de özür dilersin. Belki de seni affeder. Böylece eski haline dönmüş olursun. Evet, yürüyün hadi gidelim. O ne öyle? Biz haşere avcılarıyız. Ve bu evde böcek olduğuna dair bir ihbar aldık. Çabuk o böceği bize verin. Remzi sakın vermeyin beni. İşte korkunç tehlikeli böcek buradaymış. Anlamadım neden herkes beni bu kadar abartıyor? Baba böcek Necati'yi yakalamalarına izin veremeyiz. Çabuk şu teyzeye gidelim. Doğru diyorsun oğlum. Necati sakın tutun gidiyoruz. Kaçmayın. Hadi gidelim hadi çabuk. Çıkın işte çabuk. Basana be. Çabuk çıkın. Teyzeyi nereden bulacağız şimdi? Tabii ki de pazarda. Bir teyze her zaman pazara gider. Yürüyün o zaman. Salı pazarına gidiyoruz. Şundan 2 kilo ver bakayım. Çürüklerden koyma ha. Teyze. Ne oluyor ayol? Teyzeciğim bu böceği tanıyor musun? Teyze. Beni hatırladın mı? Otobüste üzerine düşmüştüm ya. O ne ayol? Konuşan böcek. Ne istiyorsun benden? Ya teyzeciğim. Teyzem benim. Ben aslında fildim. Sonra otobüste üzerine düştüm. Sabahına da bir baktım böcek olmuşum. Bunun sorumlusu sensin teyzem. İşte oradalar. O dikkatsiz çocuk sendin demek. Hani şu etrafındakileri rahatsız eden, duyarsız davranıp herkesi çileden çıkartan küçük fil. Oho, benim de yapmadığım bir şey kalmamış. Kalmadı tabii. Hatırladım şimdi. Senin de bizim gibi hissetmen için bir dilek dilemiştim. O da gerçek olmuş demek ki. Yaklaşıyorlar baba. Ya teyze, çok özür dilerim. Etrafımdakileri bu kadar rahatsız ettiğimi düşünemedim. Affet beni lütfen. Bundan sonra daha duyarlı bir vatandaş olacağım. Söz veriyorum bak. Madem bu kadar üzgünsün, tamam. Dileğimi diliyorum. Umarım daha da kötü hissedersin kendini. Ne? Ne dedin sen? İyi misin teyze? Necati nereye gitti? Necati'nin mikroorganizmaya dönüşmesini istedim. Bakın. Ya, ne oldu bana? Teyze ne yaptın teyze? Hayır.
Şuna bakın çocuklar. Küçücük olmuş, minnacık. Hayır, gülmeyin, gülmeyin. Lütfen. Hayır. Ay, ne oluyor? Böcek değilim. Filim. Yine fil olmuşum. Kabusmuş. Oley. Filim ben, filim. Bir dakika o zaman. Canım Feridun'um benim. Nasılsın dostum, iyi misin? Kafana saksı düşürdüğüm için özür dilerim. Merhaba arkadaşlar. Yavaş yavaş. Sıramızı bekleyerek biniyoruz otobüse arkadaşlar. Sakin sakin. Minnoş minnoş binin, tamam mı? Aferin benim oğluma. Şunu da basalım. Kolay gelsin kaptan. Ne kadar sakin ve dikkatliyim, görüyorsun değil mi? Yalnız bir daha bana gazeteyle vurma sakın. Bozuşuruz ha. Çok güzel akıllanmış bu çocuk. Teyzem. Canım teyzem. Ne yapıyorsun evladım? İyi misin? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Gel bakayım. Otur şuraya. Öyle ayakta durma. Sonra hiç belli olmaz. Biri üzerine düşer falan. Değil mi yani? Teyzem benim ya. Tosbağa teyzem. Bir daha böcek böcek yapma beni, tamam mı? Külahların değişiriz sonra. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere uzaylı avcısı Profesör 3'ü tanıtacağım. Bildiğiniz gibi bu oyun tam 10 yıldır bekleniyordu. Şakir. Ama anne kayıttayım şu anda. Haftaya olan sınava çalışmıyor musun sen? Hayır anne. Son gece çalışacağım. Son gece mi? Son gece. Son gece. Evet, son gece. Eminsin? Son gece yani. Evet eminim. Son gece yani. Sen işine bak Şakir. Ben sadece kapı açıp kapatmayı seviyorum. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav bu gece. Bu gece son gece. Oh nihayet. Defter, kitap, soru bankası, silgi, kalem tıraş. Evet, her şey hazır. Bir dakika, unuttum. Uğurlu kalemim. Uğurlu kalemim nerede? Burada yok. Burada da yok. Burada hiç yok. Kalemim nerede? Bahane! Anneanne! Sen ne diyorsun Necati? Herkes bağırınca hoşuma gitti. Böyle olacağı belliydi. Sınava çalışmamak için bir haftadır elinden geleni yaptı. Son geceye bıraktı. Şimdi de kalemi bahane edecek kesin. Kalemi bahane ediyor. Pardon ya, yani kalemim nerede, gördünüz mü? Ay ne bileyim oğlum. Bugün odanı temizledim, ben de görmedim. Uğurlu kalemim olmadan çalışamayacağımı biliyorsunuz değil mi? Çöpe baktın mı oğlum? Çöpü attım. Sokakta bekliyor. O zaman çabuk ol evlat. Çöp arabası gelmeden kalemini bulman lazım. Ben de geliyorum Şakir. Oley, çöp arabalarını çok severim. Nerede kaldı bu adam? Eyvah! Polis sireni bu. Gitmek zorundayım. Üzgünüm dostum. Geldim geldim. Nerede bu adam? Hay aksi, polisler geliyor. Ne yapacağım? Ne? Kaçmış olmalı. Muhtemelen öyle. Bu ne? Maske. Hırsız maskesini düşürmüş. İşte çöpler burada. Sen bu kutuya bak Necati abi. Bu neymiş? Yüce altın. Geç. Elmaslı yüzük. Geç. İskelet kostümü. Bırak abi onları. Kaleme odaklan. Kaleme. Burada da yok. Eyvah, çöp arabası geliyor. Şunu da alıyorum. Ama daha bulamamıştım. Şakir bak nasıl olmuş.
Bir tane daha var. O da tam sana göre. Oo, o ne öyle? Bir deri bir kemik kalmışsın evladım. İlk defa güzel bir espri yaptın Gürol. Hadi canım sen de. Bir deri bir kemik kalmak ne demek ki? Çok zayıflamak anlamına gelir. Aa, gerçekten kilo mu vermişim? Ekmeği kestim ondandır. Bu senden de komikmiş Gürol. Hadi 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 yürü gidelim, bırak dalga geçmeyi. Uğurlu kalem de gitti. Of. Takma kafana Şakir. Hatta al bunu tak kafana. Ha? Şekil olsun. Aa, bir tane kutuyu almayı unutmuş lan. Kalemim içinde olabilir. Gidip bir bakıp geleceğim hemen. Ben de bu arada bakkal amcayı korkutayım bari. Bakkal amca, bakkal amca. Kapatmış adam. Neyse şu kuru yemişçiyi korkutayım ben de. He? Nasıl olur? Ercan abi değil mi bu? Psst, abi, ne yapıyorsun abicim? Nasıl geldin buraya? Aa Şakir, sen nasıl geldin buraya? Kimin arabası bu? Çabuk bin arabaya, polisler geliyor. Polisler mi? Oyun mu oynuyoruz şimdi? Hırsız polise bayılırım. Yürü yürü, bas gaza. Oley! Neden geciktin o kadar? Oo, demek gizemli konuşuyoruz. Hadi bakalım. Bilmiyorum ahbap. Polislerden zar zor kaçabildim. Paralar nerede peki? Paralar mı? Paralar... Paralar tabii ki de güvenli noktada. Güvenli nokta mı? O ne? Sakın bana güvenli noktayı bilmediğini söyleme. Bunu her hırsız bilir. Delirtme beni. Güvenli nokta neresi? Güvenli nokta şeyde. 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 Dürümcü de. Evet, güvenli nokta dürümcü. Dürümcü mü? Evet. Çabuk en yakın dürümcüye sür. Eyvah! Polisler arkamızda. Bence öyledir herhalde. Hemen arkaya bir şeyler atalım. Ne? Ne yapıyorsun koltuk o? Bir hırsız her zaman kaçarken koltuk atmalıdır. Bu koltuk da neyin nesi? Eski model bir koltuk. Hırsızların arabası da eskiydi bayağı. Kesin buralarda bir yerde olmalılar. Bir dakika. Şuradaki kim? Aha, iskelet maskeli soyguncu. Tekrar maske takmış. İşte çöplerin orada. Çabuk yakalayalım. Yok hiçbir yerde. Yeter artık, eve dönüyorum ben. Aha, şimdi yakalandı. Yürü bakalım arabaya. Ne yapıyorsunuz? Bir hata yapıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmadım. Tabii tabii. O bankayı da sen soymadın değil mi? Ne bankası? Ben ders çalışmaya çalışıyordum. Kesin derstir. Yarın büyük sınavım var. Her yerden soru gelecek. Lütfen indirin beni. Gidip çalışmam gerek. Tamam öyleyse sana tek bir soru soracağım. Bilirsen gitmene izin vereceğiz. Tamam sor. Birden ona kadar olan asal sayıları say öyleyse. Asal sayı... Neydi? Neydi? Süre doldu. Cevap 2, 3, 5, 7. Kandıramadın bizi hırsız bey. Hayır, ben hırsız değilim ki. Abi, dalgamın var mı? Emin misin paraları buraya koyduğuna? Ha, evet evet. Usta bize iki tane tabure atsana şuraya. Ne yiyorsun sen? Ercan saçmalama, bir şey yemek istemiyorum. Paraları alıp gideceğiz. Tamam tamam, ben ısmarlıyorum. Rahat ol. Hırsızı da yakaladığımıza göre şurada bir dürüm yesek mi iki dakika ha? Ne dersin? Peki olur. Sen de arabada bekle tamam mı sevgili hırsız bey? Hala hırsız diyorlar. Hadi hemen şu dürümünü bitir ve parayı sakladığın yerden al. Yeter artık. Tamam tamam Şakir. Ben bir acı biber alıp geleyim. Ne Şakir? Usta bize bir Urfa bir Adana yapar mısın? Şu biberlerden alayım. Aa polisler. Yoksa bunlar da mı oyunun içinde? Necati abi bu. Pişt, Necati abi. Oo Şakir. Hangi ara dürümünü yedin? Hesabı ödedin mi bari? Necati abi, çabuk kurtar beni buradan. Beni hırsız diye... Hiç merak etme Şakir. Macera devam ediyor. Çok gerçek bir polis arabası bulmuşsun. Hayır, hayır, hayır. Sen de başlamış şimdi. Oo, plakamızın sonu da 1881'miş. Atatürk'ün doğum tarihi yani. Aferin genç. Evet. Neyse hadi gazlayalım. Saçmalama Necati abi. Çabuk gelin şu arabadan. Gerçek polis arabası bu. Ne? Ne oluyor? Usta kolay gelsin. Buraya çuvalla para bıraktı mı biri? Ne? Burası güvenli noktaymış. Ne diyorsun evladım? Usta, usta. Polis arabamızı kaçırdılar. Buralarda iskelet maskeli birini gördün mü? Anne! Kaç.
Kaçma, kaçma. Çabuk buraya gel. Gel dedim. Ayaksi, ne yapacağım bu paralarla şimdi ben? Niro nerede acaba? Polis geliyor. Çabuk bakın arabaya Necati abi. Bırak beni Şakir. Ne yaptık bak görüyor musun? Beyefendi iyi misiniz? Ay. Hiç merak etme dostum. Sana yardım edeceğim. Gel bin şu arabaya. Hastaneye götürelim seni. Geç bakalım. Bu adam. Para dolu çuvalı. Polislerin aradığı ama yerine beni yakaladıkları soyguncu bu adam işte. Ne oldu öyle? Hırsızı yakaladık Necati abi. Dünyanın en güzel gecesi bu gece. Çok eğlenceli. Ama bizi suçlu sanıyorlar hala. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bütün ekiplerin dikkatine. Dürümcü ustanın yakınlarında bir ekibimiz arabasını çaldırmıştır. Kendileri hırsızı yakalamış olup halen dürümcüde yardım beklemektedir. Yakın olan ekiplerin bir an önce bu saçma durumu çözmesi rica olunur. İşte bu. Evet, bu araba konuşuyor. Hayır, telsiz o. Duydun mu, polisler hala dürümcüdeymiş. Öyleyse bir fikrim var. Nerede kaldı bu destek? Sen de çıkar bakayım şu maskeyi artık. Sana o kadar asal sayı öğrettik. Bize bunu mu yaptın? Ne asal sayısı? Dürümcünün önünde bekliyorlar. Hazır mısın Necati abi? Hazırım Şakir. Yavaşça ittirelim hadi. İttir. Bu bizim araba. Hoppala. O ne? Arkada biri yatıyor. Birol ne oldu bize? Bilmiyorum Ercan, bilmiyorum. Saçma sapan bir şeyler oldu bize. Paralar da burada. Yakaladık. İkisini de yakaladık. Oley! Hadi bakalım. Sen de geç içeri. Hadi. İnanamıyorum. Bütün geceyi dışarıda geçirdik. Çok uykusuzum ve sınava çalışamadım. Kesin başarısız olacağım. Olsun Şakir. Hayatımızın macerasını yaşadık. Fena mı oldu? Ben gidiyorum Necati abi. Bana şans dile. İyi şanslar. Unutma! Karadeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. Bir tek bunu biliyorum şu hayatta. Bittim ben. Evet çocuklar. Bugün sınav yapmaktan vazgeçtim. Onun yerine sözlü yapacağım. Yapmayın hocam. Hayat bu, sürprizlerle dolu. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Şakir, ilk sen gel bakayım tahtaya. Bittik. Başlıyorum. Söyle bakalım. Bir deri bir kemik kalmak deyimi ne anlama gelir? Bir deri bir kemik kalmak ne demek ki? Çok zayıflamak anlamına gelir. Çok zayıflamak anlamına gelir. Güzel. İkinci sorum. 1881 tarihi neden önemlidir? Plakamızın sonu da 1881'miş. Atatürk'ün doğum tarihi yani. Aferin genç. 1881 Atatürk'ün doğum tarihi. Bayağı iyi. Peki, birden 10'a kadar olan asal sayıları sayar mısın? Süre doldu. Cevap 2, 3, 5, 7. Kandıramadın bizi hırsız bey. 2, 3, 5, 7. Vay canına. Bu da sonuncusu. Çok klasik olacak ama Karadeniz'de dağlar kıyıya nasıl... Paralel. Tek bildiğim bu çünkü Necati abinin. Bravo Şakir. Sana 100 puan veriyorum. Otur bakalım yerine. İnanmıyorum. Geçtim. Sınavı geçtim. Tamamen şans oldu ama bir daha işimi şansa bırakmayacağım. Oley! Bunlar? Necati, ne yapıyorsun? Yeni süper gücümü keşfettim Remzi. Çöp kutularıyla konuşabiliyorum. Bak şimdi. Çöp. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sanırım çöp kutularının dillerini öğrenmem lazım. Böyle anlaşamıyoruz. Peki ne yapacaksın bu yeteneğinle? Çöp kutularını ikna edeceğim. Tüm çöpleri yesinler ve dünyayı kurtarsınlar. Filmini çekerlerse ben de oynayabilir miyim? Tanju, bu ne hal?
Neler oluyor burada? Herkes neden örümceğe dönüşmüş? Köpeklikten bir fayda göremedim. Ben de örümcek oldum. Gofret şeklinde ağ yapabiliyorum bakın. İyi de nasıl örümceğe dönüştünüz? Böyle saçmalık mı olur? Örümcek Lütfü denen biri var. Konuştuğu kişinin en zayıf noktasını hissediyor ve konuşarak sizi ağına yakalanmaya ikna ediyor. Sonra da ağ yakalananları kozalıyor ve kozadan işte böyle çıkıyorsunuz. Ne saçma işmiş. Örümcek ağına yakalanmayın siz de. Tanju'yla dalga geçerken sen de ağa yakalandın. Benim gibi atık olacaksın bu hayatta. Bak kelebek gibi hafif hissediyorum. Hey sen, utanmıyor musun milleti örümceğe dönüştürmeye? Yok, utanmıyorum. Remzi, benim cümlelerim bitti, sıra sende. Kimseyi zorla örümceğe dönüştüremezsin. Zaten zorla dönüştürmüyor ki, biz kendimiz geldik. Aynı sizin geldiğiniz gibi. Biz geçerken uğradık. Sadece bakıp çıkacağız. Fil dostum, baksana. Örümceklerin yiyecek saklama uzmanı olduğunu biliyor muydun? Benim bir şey bildiğimi nasıl iddia edersin? Tabii ki bilmiyordum. Ben de örümcek olacağım. Necati, ne yapıyorsun? Gel buraya. Senin de çocuk kalmak istediğini seziyorum. Eğer örümcek olursan bol bol enerjinin olacağını biliyor muydun? Örümcekler hiç yorulmaz. Nereye imzalıyoruz? Yalnız elimi kaldıramıyorum. Kağıdı kalemime siz sürteceksiniz. Oo, kundakta gibiyim. Çok rahat. Remzi, bininli patlat da keyfimiz yerine gelsin. Biberondan içemem aman, ayranla peynir yemem aman. Pekala, acilen önlem almamız gerekiyor. Yoksa tüm mahalleli örümceğe dönüşecek. İyi de başkanım, neden burada toplandık? Örümceklerin hızlı trenleri sevmediğini herkes bilir. Hadi önerilerinizi söyleyin. Biz çok eğleniyoruz. Bu sefer siz halledin. Yihuu! Mahalleyi ilaçlayalım. Mahalleyi uzaya taşıyalım. Onu yaptık, unuttun mu? Dönme dolaba binelim. Ne alaka? Bence gidip konuşalım. İletişimin çözemeyeceği bir sorun yok. Mahalleyi uzaya taşıyalım diyorduk. Otobüs kalkmıyor arkadaşlar. Herkes sıraya girsin lütfen. Cam kenarı benim. Kimseye bırakmam. Örümcekken kasiyerlik çok zor. Çek, çek, çek. Ben de yapıştım. Yukarı bakma yazıyor. Tamam, bakmıyorum. Bakarsam kesin tuzağa falan düşerim. Aşk olsun, size inanmıştım. Buzdolabıma hoş geldin. Bildiğin gibi biz örümcekler yiyecek saklama konusunda uzmanız. Necati, biz yemek değiliz. Bu kurduğun ağda buzdolabı değil. Bırak bize. Şşt, sus bakayım, donmuş brokoli. Pardon, benim yerimi değiştirir misiniz? Kahvaltılıklar bana pis pis bakıyor da. Üçgen peynir olunca bir sinir basıyor, kusura bakma. Canan, bu kostümler çok saçma. Şimdi birileri anlayacak örümcek olmadığımızı. Örümcek olmayan birini daha bulabilirsek belki bize yardım eder. Hadi ayağa kalk. Hangisi ayağım, onu bile anlayamıyorum ki. Bavul günü kurtarmaya geldi. Örümcek olmayan birini mi aramıştınız? Örümcek olmayan ve bavul olmayan biri. Çok kırıcısınız. Pişt, millet, bunlar örümcek değil, haberiniz olsun. Hayır, örümcek olacak. Yaklaşmayın, yoksa elimdeki bavulu kullanmaktan çekinmem. Blöf yapıyor. En fazla ne yapabilir? Fermuar saldırısı mı yapacak? Canan, kaç! Kaç! Çıkmaz sokak! Merak etmeyin. Sizi sadece Lütfü ile konuşturmaya götüreceğiz. Sonra zaten siz de örümcek olmak isteyeceksiniz. Canan buraya kadarmış sanırım. O da kim? Sonunuz değil. Tanju abiniz geliyor. Tanju abiniz gidiyor. Nasıl duracağım? Atlıyorum, tutun beni.
adamlara karışan karşısında beni bulur. Kim ki bu adam? Bilmiyorum, düşerken kafasını falan çarptı herhalde. Kendini kahraman sanıyor. Taş abi, sen de örümceksin. Bize niye yardım ediyorsun? Çünkü bu ellerle gofret paketini açamıyorum. Çok mutsuzum. Havlayan örümcek. Çocuklar, beni dinleyin. Kanalizasyonda bir direniş var. Onlara katılın ve bizi eski halimize çevirin. Tek umudumuz sizsiniz. Hurra! Abi, gaza gelip seni kaçırdık da bir yere götüreceğimiz yok. Şöyle sağda bırakıyoruz. Hazır kaldırmışken pazara kadar bıraksaydınız keşke. İyi, tamam. Nerede acaba bu direniş? Çiv, 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 çiv. Yok, burası değil. İşte burası olmalı. Pişt, Remzi. Kurtarsana bizi. Kusura bakma Necmi. Örümcekçilik oynuyorum. Örümceksin zaten. Yardım et işte. Birileri daha kurtulmuş. Direnişimize hoş geldiniz çocuklar. Ben özel ajan Hayriye. Ben de pek özel olmayan ajan Fikri. Ama sadece iki kişi misiniz? İki kişi neye direnebilirsiniz ki? Zaten ben tek direniyorum. Fikri örümceklerden korkuyor. Örümcek deme! Deme işte, deme! Direnişimizin tek hedefi var. İşte bu. Örümcek Lütfü'nün ana kozası. Bu kozayı yok edebilirsek herkes normale dönecek. İyi de Lütfü'ye yaklaşan herkes örümcek olmaya ikna oluyor. Onu başka türlü yenmemiz lazım. Saklambaçta yensek? Benim saklambacım süperdir. Bakın bakın, nereye saklandığımı göremiyorsunuz. Biz saldırıya geçiyoruz. Siz istediğinizi deneyebilirsiniz. Ha? Bu örümcek Lütfü'nün dosyası. Burada korkak biri olduğu yazıyor. Şakir, bence Lütfü'nün zayıf noktasını kullanarak onu kendi silahıyla vuralım. Ya da buradaki sebze fırlatan tankı kullanalım. Çuk 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 çuk. Süper karışık ayvalık tostu yaptım suratında. Canan, planının işe yarayacağından emin misin? Bence yine de sebzeli tank planını yedekte tutalım. Eyvah! Plandan önce daha büyük bir sorunumuz var. Ajanlar da örümcek olmuş. Ben örümcek ajan Hayriye. Örümcek deme. İyi de sen de örümceksin. Doğru. Kendimden kaçamıyorum. İmdat! Lütfiye yaklaşmanıza izin veremem çocuklar. Artık örümceklerin tarafındayım. Bence siz de örümcek olun, bitsin gitsin. Şakir, ben onu oyalarım. Sen git planımızı uygula. Yeteneklerimi kullanmamın zamanı geldi. Ana kozaya kadar tünel kazarak ilerleyeceğim. Tünelin sonu hoş bir yere çıkmadı. Ben şuradan koşayım en iyisi. Burada oturup kurtarılmayı mı bekleyeceğiz? Bir şeyler yapalım. Elimiz kolumuz bağlı. Bize bir kahraman gerekiyor. Kepçe adam, seni çok özledik. Şimdi değilse ne zaman? Baba boş ver şimdi kepçe mepçe. Bize kahraman mı yok? Kahraman aranıyor. Yol, yemek, sigorta. Bulut'a iş ilanı vermişler. Nereden başvuruyoruz? Maçı yapmamız iyi oldu. Şiddete gerek yok. Artık beni yenmek için bir mucizeye ihtiyacın var. Mucize derken? Hızla robotunun üstüne düşmekte olan şişman bir göktaşı gibi mi? Aşk olsun Canan. Atmosfere girerken yanmıştım ama o bile bu kadar acıtmamıştı. Hayır! Hoş geldin. Şehirde örümcek olmayan bir tek sen kalmıştın. Şakir,
Umarım planımızı unutmamışsındır. Bu kollar bir harikaymış. Artık bu kolların hepsiyle konsol oyunu oynayabilirim. Bilim bilim bakıyorsun. Eğer örümcek olursan sen de 8 kolla deney yapabilirsin. Şakir kendine gel. Lütfü beni ikna etmek üzere. Ayaklarımı tutamıyorum. Sanki bir şey hatırlamam gerekiyordu ama... Necati beslemeyi mi unuttun? Yok, o değil. Peki iki kürek kapıp beni buradan kurtarmayı mı unuttun? Şakir! Ha? Bu Canan'ın sesi. Şimdi hatırladım. Bir planımız vardı. Gelirken kürek getir. Pide küreği ya da küreği boş ver. Sen pide getir. Şimdi seni de kozalayalım bakalım. Dur! Dramatik giriş yapmana gerek yoktu. Zaten başlamamıştım. Herkesten korktuğunu biliyorum. Onlar da senden korksun diye herkesi kontrol etmeye çalışıyorsun ama gerek yok bunlara. Ha? Ama bunları nereden biliyorsun? Sadece güvende hissetmek istiyorsun. Benim bir çözümüm var. Gel seni kozalayalım. Burada güvende olacaksın. Bilemedim. Tuzağa düşüyormuş gibi hissediyorum. Çoktan düştüm bile. Kozalanmak süpermiş. Şimdi sıra bende. Sebze saldırısı. Yaşasın, kurtulduk. Tebrikler çocuklar. Şimdi Lütfü'yü teslim edin lütfen. Olmaz. Zaten birbirimizden korkuyoruz diye bu sorunlar çıktı. Biz onu topluma kazandıracağız. Hem bakın ne kadar pişman yaptığından kendi söylesin. İnecek var. Onu değil. Tamam tamam, özür dilerim. Hadi beni topluma kazandırın. Nasıl olacak? Pazar arabası falan mı olacağım? He? Otobüs nerede? Otobüs yok. Artık ben taşıyorum milleti. Otobüs oldum ben. Otobüs örümcek Lütfü. Örümcek deme! Ya of of. Şakir neyin var oğlum? Niye canın sıkkın? Geçen yıldan bu yana sadece bir santim uzamışım anne. Ya boyum daha fazla uzamazsa? Sen daha büyüme çağındasın oğlum. Önünde yıllar var uzamak için. Ama Arif bir senede 25 santim uzamış. Oğlum o zürafa, ona ne bakıyorsun sen? Bakamıyorum zaten. Bakarken boynum ağrıyor. Neyse, ben küçük adımlarımla okula gideyim bari. Hiç canını sıkma Şakir. Senin yaşında ben de kısaydım. Peki sonra? Şimdi daha kısayım. Malum yaşlılık. Of of. Heyami baba. Ne dedim ki ben? Şakir, Şakir selam yok mu? Ha? Affedersin Arif. Bu kadar alçaktan tanıyamadım. Gençler, zil çalana kadar ufak bir maç yapıyoruz. Bir kişi eksik. Kim gelmek ister? Ben oynayabilirim. Hmm, sen değil de. Uzun olan sen gel. Ama ben oynamayı bilmiyorum ki. Pota altında dursan yeter. Pota ne demek? Sen gel gel, yolda anlatırım. Ne oldu Şakir? Seni oyuna almadılar mı? Sen kendi işine bak Cemşit. Doğru. Bu muhabbeti Şakir keselim de işimize bakalım. Ay pardon. Kısa keserim diyeceğime Şakir keserim dedim. Şakir! Şakir! Ha? Necati abi? Sana ben yardım edebilirim. Okuldan sonra parkta buluşalım. Parola yarım porsiyon. Tamam Necati abi. Hadi bakalım herkes sınıflara. Zil evladım, sen de çal artık. Pardon müdür bey, dalmışım. Okuldan sonra. Necati abi. Parola. Yarım porsiyon. Kendine öyle deme lütfen. Parolayı söyledim Necati abi. Ha, iyi yaptın. Çünkü ben unutmuştum. Boyunu uzatmak istiyorsan sana bilimsel yöntemlerle yardım edeceğim. Kabul ediyorsan 3 kere nefes alıp ver. Ha, hadi o zaman başlayalım. Necati abi, bunun bilimsel bir yöntem olduğundan emin misin? Mesela yer çekimi değil de yer itimi olsaydı atıyorum şu an 15 metreydik. Gerçekten atıyorsun Necati abi. Ne kadar uzamışım Necati abi? Tam tersine yarım santim kısalmışsın Şakir. Acaba balonlar mı bozuktu? Ah, olamaz. Merak etme. Şimdi daha bilimsel bir yönteme geçiyorum. Çek Tanju, çek. Çekiyorum Necati.
Necati abi, bu hangi yöntem? Zıt kutuplar birbirini uzatır yöntemi. Ama onun doğrusu zıt kutuplar birbirini çeker değil miydi? Biz de çekiyoruz zaten Şakir. Ha kuvvetli Tanju, ambalajından gofret çıkartır gibi çek. Gofret mi? Bakalım boyunu uzatabilmiş miyiz? Başardım Şakir, başardım. Gerçekten mi? Ne kadar uzamışım? Yok, sen hiç uzamamışsın. Ben düz bir çizgi çekmeyi başardım. Bu iş olmayacak galiba. Bana son bir şans ver Şakir. En bilimsel yönteme geçiyorum. Necati abi, sulanarak nasıl uzayabilirim ki? Çiçek gibi çocuksun Şakir, neden olmasın? Tam 30 santim. Nasıl da uzadın ama Şakir. Bir de tabureden insem de öyle mi ölçsek acaba? Demek anladın. Affet Şakir. Sadece moral vermek istemiştim. Boş ver Necati abi. Ben umutsuz bakayım galiba. Hadi uza buradan Şakir. Yoksa beni de ağlatacaksın. Uza dedim, affedersin. Uzayamadığını unutmuşum. Ben ağlamıyorum ki. Ama ben ağlıyorum. Mirket abi, ben geldim. Bilim projem için konuşabilir miyiz? Hiç vaktim yok Şakir. Bir konferansa gidiyorum. Bu pantolonla mı? Ne varmış ki pantolonumda? Yanlışlıkla Feride'nin pantolonunu giymişim. Ama bilimde çareler tükenmez. Bu ne Mirket abi? Bu bir mega uzatıcı. Eski bir icadım. Az daha unutuyordum. Pantolon ayarına getireyim de sonra beni de uzatmasın, değil mi? İşte bu kadar. Hemen gitmeliyim. Şakir, çıkarken kapıyı çekersin. Demek bir uzatıcı bu. Acaba beni de uzatır mı? Hayır hayır, bunu yapmamalıyım. Bu fırsat bir daha gelmez Şakir. Senin yerinde ben olsam buradan 8 metre çıkardım. Yapma Şakir. Mirket abinin güvenini sarsma. Sen bu sade kumpire bakma. Yarın okulda sana yapacağım şakaları düşün. Mesela kalemim yere düştü, sen alsana Şakir, daha yakınsın. Güldüğüme bakma Şakir, sakın yapma bunu. Biraz fazla mı uzadım acaba? Sağ, sol, öne, arkaya ve şimdi parende. Ay! Kızım ne yapıyorsun? Affedersin anne. Antrenman yapıyorum da. Uçan tek mi antrenmanı mı? Okulun amigo takımına seçildim. Yarın akşam çok önemli bir basketbol maçımız var. Ay, okulda ben de amigo takımındaydım. İstersen sana birkaç figür gösterebilirim. Maalesef sizin hareketlerin modası çoktan geçmiştir anne. Kim demiş? Eski okul takımı maskotu olarak kınıyorum bu söylemi. Hadi Remzi, eski günlerden bir numara gösterelim Canan'a. O zaman... 3, 2, 1. Çok sıkıcı. Ama bu daha başlangıç. Evet, sonradan açılıyoruz kızım. Gerisini görmek istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakın. Sen bilirsin. Yürü Kadriye. Ben geldim ve hemen odama gidiyorum. Şakir, bu ne hal? Hoş geldin Şak. Şakir, neredesin? Yukarıdayım baba. Ne yapıyorsun orada? İn çabuk aşağı. Baba, Şakir bir yere çıkmamış ki, uzamış. Sulamak işe yarayacak demiştim Şakir. Şakir! Ayol, nasıl uzadın sen bir günde bu kadar? Ben suladım Kadriye. Saçmalama Necati. Bir doktora falan mı gitsek acaba Remzi? Normal değil bu. Abartma Kadriye. Ergenlikte olur böyle hızlı boyatmalar. Hatırlıyor musun Remzi? Şakir daha şu kadarken ikimizi de futbol oyununda yenmişti. Dündü o Necati abi. Oo, zaman nasıl da hızlı geçiyor. Bak mesela, şimdi de bir anda sabah olacak. Canan, biraz ekmek getirir misin kızı? Ben alırım anne. Benim çayım bitti. Ben hallederim. Çatalım yere düştü. Hemen temizini veriyorum. Bir kahvaltı fotoğrafı çekseydik. Çekiyorum, gülümseyin. Hepimizi alıyor mu? Evet evet, beni bile alıyor. Necati. Kahvaltıya uğradım, ne var? Atlayın çocuklar. Okula ben bırakayım sizi. Oley! Ama ben sığmam ki. Şakir, trafik var mı? Bak bakayım. Yok baba, devam et. Yeşil yandı, devam et. Bekleme yapma, bekleme yapma.
Kumpir, ödevi yaptın mı? Bu ses de ne? Selam gençler. Şakir'e bak, ne kadar da uzamış. Vay! Şakir? Kim var orada? Cemşit'miş. Çok alçaktasın, göremedim de. Günaydın. Oturun çocuklar. Öğretmeniniz raporlu. Derse ben giriyorum. Şakir, otur dedim. Oturuyorum zaten müdür bey. Sen dün bu kadar uzun muydun yahu? Okul basketbol takımına girdin değil mi? Hayır müdür bey. Dersten sonra gidip koçuna söyle artık takımdasın. Bu akşam şampiyonluk maçımız var. Göster kendini. O kupayı istiyorum Şakir. Tamam müdür bey. Arif, sen takımda mısın? Ben oynamayı bilmiyorum ki. En azından rebound olursun. Artık takımdasın. Rebound ne ki? Kaçta başlayacak konser? Peyami Baba, konser değil bu. Çocukların maçına geldik. O zaman işitme cihazımı geri takabilirim. Evet çocuklar, 3-5-2 oynuyoruz. 3 korner, 1 penaltı, 3 penaltı, 5 offside. Hadi göreyim sizi. Necati, çekil bakayım. Bu takımın koçu benim. Şakir, Nazmi, Arif, Murat, Hakan, Eliz, ilk 5'tesiniz çocuklar. Ama 6 kişi olduk koç. Aferin, bu oyunu iyi bildiğim belli. Hava atışına da sen çıkıyorsun Arif. Hadi göreyim sizi. Maç başlıyor. Okul takımımız için kuvvetli bir alkış. Hadi çocuklar, alın şu maçı. Çok terlemeyin ha, üşütürsünüz. Bu kuyruk neden ilerlemiyor Kadriye? Ne kuyruğu Peyami Baba? Maça geldik, maça. Hocam, hava atış yerine yazı tura atsanız ben yüksekten korkarım. Anne! Bravo Şakir! Bravo Şakir! Devre arası oldu. Hadi bakalım, sıra sizde. Diğer kızlar nerede müdür bey? Takımın gerisi soyunma odasında kilitli kaldı Canan. Sadece sen ve maskotumuz Tavuk Ayfer var. Hadi coşturun seyirciyi. Şampiyon, 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 şampiyon. Göt göt göt, göt göt göt. Canan'ın bize ihtiyacı var Kadriye. O zaman şov başlasın. Anne, baba. Hadi Kadriye, havada üçlü salto. Ve şimdi kule pozisyonu. Zıpla Canan. Ya ya ya, şa şa şa. Bizim takım çok yaşa. Hadi Canan. Ya ya ya, şa şa şa. Bizim takım çok yaşa. Hiç böyle bir şey seyretmemiştim. Hocam, hocam üçlüye 4 sayı yazdınız. Ama çok güzel attı. Mola! Son 10 saniye çocuklar. Üçlüye ihtiyacımız var. Şakir, son atış senin. Arif, sen de perde yapacaksın. Ben yapamam da anneme dikebilir mi bir sorayım? İşte bu soğukkanlılığını seviyorum Arif. Koç, özel mi konuşuyorsunuz? Neden kafa kafaya verdiniz? Necati, çekil şuradan. Of, of. Yetiştin mi maç bitmeden? Hem de en heyecanlı yerinde geldin Mirket. Şakir harika oynuyor. Şakir takımda mı? Hani nerede? Tanımadın mı şu uzun olan? Mega uzatıcı 2000'in tabanını kimin kırdığı anlaşıldı şimdi. Mirket, senin başının altından mı çıktı bu? Hemen oğlumu eski boyuna döndürüyorsun. Merak etme Kadriye. Mega uzatıcı sadece 24 saat etkili. Her an eski haline dönebilir. Hadi Şakir, sana güveniyorum. Evladım ne oluyor sana? Şakir kısalacak zaman mıydı şimdi? Özür dilerim koç. Seni kenara alıyorum. Arif, son atış senin. Yapma koç, Şakir'e bir şans ver. Bu boyla mı? Şakir'i santimetrelerle ölçebilirsin koç. Ama onun yüreğini kilometrelerle ölçemezsin. Bir tombik dönerin dönmesine izin vermezsen hiçbir zaman tombik olamaz. Ve hiçbir tombik döner
dönmeye başlayana kadar tombik değildir. Saçma ama etkilendim. Hadi Şakir, son top senin. Göster kendini. Mirket abi, özür dilerim. Yaptığım yanlıştı. Bir daha olmayacak. Hatanı anladığına göre bu seferlik affediyorum Şakir. Sen de başarılı ya da popüler olmak için uzun boya gerek olmadığını anlamışsındır umarım. Hem de çok iyi anladım. Necati nerede? Bir maç hatırası alıp geliyorum demişti. Koçtan maç topunu isteyecek galiba. Geldim, geldim. Küçük bir hatıra aldım. Necati, o potayı geri getir çabuk. Tamam. Okuma zamanı. Çocuklar, hadi salona. Evet. Ne okuyalım bugün bakalım? Yağlı güreş maç özetlerini okuyalım. Üçüncü sınıf matematik kitabını okuyalım. Dur, ben daha okumadım. Sakın sonunu söyleme. Ya da söyle. Nihatcan manavdan aldığı 75 karpuzu ne yaptı? Bir şarkı okuyalım bence. Lalalalalam. Lalalalalalam. En iyisi masal okuyalım çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. 75 karpuz almanın bir anlamı yokmuş. Ne yapacağım ben bunları? Eski zamanlarda bir köyde çobanın koyun sürüsü varmış. Mercimek çorbası koyun bana. Kuru kuru gitmiyor bu otlar. Konuşmayı söktüm. Yaşasın. Anne. Bu masallar hep geçmişte geçiyor. Daha modern bir şeyler yok mu? Lazerli, maceralı, falanlı filanlı. Öyleli, böyleli. Naneli, maneli. Madem öyle, uzay masalına hazır olun. Bir varmış, bir yokmuş. Gelecekte bir gün... Az gitti, daha çok git lütfen. Daha da gelecekte bir gün... Biraz daha gelecek. Ay tamam. Çok 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 gelecekte bir gün... Bir kara deliği keşfe giden bir uzay gemisi varmış. Geminin rotasından kaptan sorumluymuş. Geminin savunmasından ikinci kaptan... Oliver! Basket attırmam. Top geçer, hücumcu geçmez. Geminin roketlerinden de dördüncü kaptan... Üçüncü kaptan nerede diye soruyorsanız... Geçen gün yanlışlıkla gemiden fırlattım. Ay. Oh! Bir yarışta üçüncü kaptanı geçersem kaçıncı kaptan olurum? Kaptan olmak için sınava girmelisin. Şu gezegene bodoslama girmek daha çok ilgimi çekiyor. Geminin gözlemcisi de bir korsanmış. Görevi geminin yolunda bir göktaşı varsa uyarmakmış. Şapkam niye be böyle büyük? Çünkü korsanların papağanı olur. O da kuş, ben de kuşum. Niye ikimizi farklı çizdiniz? Of, çok sıkılıyorum bu gemide. Hiçbir şey görünmüyor. Galiba kapalı gözümüzle baktığımız için göremiyoruz. Ama nasıl eğleneceğimi biliyorum. Oo, hareketli bir şeyler aç da sallayalım kuş göbeklerimizi. Yandan yandan. Al sana hareket. Göktaşı geliyor. Göktaşı geliyor. Geleceği varsa göreceği de var. Yardım asistanı. Buyurun, ben yardım asistanıyım. Göktaşı geliyormuş, ne yapacağız? Göktaşı mı geliyor? Çocuklar, benle gelin, gidiyoruz. Nereye, nereye? İnternetten tatil resimleri indirmiştim. Bir süre orada kalırız. Size kolay gelsin. O zaman kalkanlar! Göktaşı görünmüyor ama benim isabet için görmeye ihtiyacım yok. Koklayarak ateş edebilirim.
İşte şurası. Yalle yalle. Hiçbir şey benim gibime çarpamaz. Biz çarptık gemine. Tehlike geçti mi? Şaka yaptım. Göktaşı falan zaten yoktu. Bu nasıl şaka? Bak, çöp kovasını bile güldürdüm. Gemi manevra yapınca boğazıma bir şey kaçtı. Gülmüyorum. Bu kadar yeter. Herkes yerlerini. Bitirmemiz gereken bir görev var. Kaptan onu affetse de gözlemci korsan şaka yapmayı bırakmamış. Siz de bir daha renkli kalem soymayın çöpe. Bu nedir arkadaşım? Göktaşı geliyor. Ama buraya değil. Göktaşı geliyor. Hop, göktaşı gidiyor. Göktaşı. Anladık, anladık. Göktaşı geliyor. İyi bari. Hayranım çalkalanıyor. Öf, yine mi? Açıyorum da kalkanları. Bu sefer bir şey demedim bile. Göktaşı geliyor! Göktaşı geliyor! Göktaşı geliyor! Ha? Ne yazıyor? Göktaşı geliyor. Göktaşı geliyor, paş paş paş. Göktaşı geliyor, paş paş paş. Ama hiç göktaşı gelmemiş. Ta ki bir gün gözlem periskopu uyarı verene kadar. Ha? Ama gerçekten bir göktaşı geliyor. Aman! Sen de papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorsun. O kendin bak. Ha? Beni sorarlarsa yokum. Göktaşı geliyor. Durmasanıza öyle. Bu sefer gerçekten geliyor. Aha, tabii. Geçen seferki gibi mi? Senin yüzünden bu çöp kovası neler çekti biliyor musun? Üzgünüm. Açık operasyonla sıkışan kağıdı almamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa doktor. İşte bu kadar. Baba! Operasyonun faturasını şöyle içinize doğru atıyorum. Siz yapmazsanız ben yaparım. Keşke gemiyi çevirmeden nişan olsaydım. Göktaşını isabet ettiremiyorum. Niye ateşlemiyor bu? Roketler bitti. Ördek roketler geri gelin. Üstümüze geliyorlar. Ay, vazgeçtim, gelmeyin. Tek bir şansımız var. Roket yerine beni fırlatacaksın göktaşına. Rotasını saptırmam lazım yoksa gemimize çarpacak. Ama duygusallığa gerek yok, bu bir emirdir. Giderken şapkanı isteyecektim, ne duygusu? Al. Ha? Gözlemci kendini fırlattı. Eflatun alarm. Bunların hangisi eflatun? Aman, hepsine basıyorum. Ne olacaksa olsun. Oo, disko gibi oldu. Nereye gidiyorsun? Gerçekten göktaşı geliyor. Yörüngesini saptırmak için kendimi fırlattım. Bizi kurtarmak için kendini mi feda etti yani? Hüzünlü müzik açayım en iyisi. Papçiki papçiki. Peşinden gidip onu kurtarmamız lazım. Hayır. O zaman yakıtımız kalmaz. Ve kara deliği keşif görevimizde başarısız oluruz. Kendini feda etmesine şapka çıkartırım ben. Ha? Çıkarsanıza şapkamı. Teşekkür ederim. Göktaşına çarpmaya 3. 2. Hep böyle bağıracak mısın? Evet. 1. Göktaşı. Memnun oldum. Ben de Necati. Sen göktaşı değilsin. Sen de lahmacun değilsin. Ben laf ediyor muyum? Ne diyorsun? Bizim uzay gemimizle çarpışmak üzeresiniz. Sizi uyarmam için beni mancınıkla fırlattılar. Mancınık da ne komik kelime değil mi? Yani periskoptaki göktaşı alarmını sen mi çalıştırdın? Beni duymadın galiba. Gemimize çarpmak üzeresiniz. Biz kara deliği keşfe gidiyoruz. Ne gemisi? Kimse bulaşmasın diye efekt yaptık. Kara delik gibi görünen bir uzay gemisiyiz sadece. Efekt yapmazsak cam silmeciler gelip rahatsız ediyorlar. Ben camı sileyim mi abi? Çarpacaksak kenara çekilsenize. Yakıtımız kalmadı. Hepsini sırt roketlerine harcadık. Niye? Çünkü sırt roketiyle uçmak çok eğlenceli.
çocuklar, saklanın. Saklandım, beni burada bulamazlar. Beni kurtarmaya gelin. Böylece kendinizi de kurtarmış olacaksınız. Bizi kandırdığı çok belli. Rotamıza devam ediyoruz. Ona inanmamızın zor olduğunu biliyorum ama bir ses bana korsanın bu sefer haklı olduğunu söylüyor. Bu sefer haklı. Eğer o bir kara delik değil de gerçekten bir gemi ise etrafından dolanıp çekim alanını kullanarak gözlemciyi kurtarabiliriz. Böylece keşif görevini de tamamlamış oluruz. Ama eğer kara delikse çizdiğin rotaya göre kara deliğin içine çekiliriz. Nasıl? Böyle. Herkes yerlerine. Sıkı tutunun. Kara deliğin çekim alanı şeklimizi kaydırıyor olmalı. Uzay gemim şekil önümden çekin. Yaklaşıyoruz. Çekim alanına girdik. Kurtulduk. Üçüncü kaptan, ne haber? İyilik zaten. Bugün uzay çok sakin değil mi? Beni almaya geldiniz. Bana inandınız değil mi? Kapıyı açın da gireyim hadi. Önce özür dilemen lazım. Yaptığının yanlış olduğunu anladın mı? Karma karışık uzay yağmuru bölgesine giriyoruz. Alın beni içeri. Tamam, özür dilerim. Okul binası mı? Ve gözlemci korsan o günden sonra hep doğruları söylemiş. Evet, dersinizi aldınız mı bakayım? Evet, uzaya keşfe çıkacaksak daha fazla yakıt almamız lazımmış. Dersiz masal mı okuyorsunuz yoksa? Beni de bekleyin. İşte. Neyi biliyordun işte? Kutularımızı karıştıran kişinin sen olduğunu. Yani? Yanisi mi var? Niye kutuları karıştırıyorsun Tanju? Bu sizin kutunuz değil çünkü. Ne demek o? Sokağa atılan bir kutu artık sokağındır. İsteyen kişi karıştırabilir. Hayır, karıştıramaz. Evet, karıştırabilir. Karıştıramaz. Karıştırabilir. Karıştıramaz. Karıştırabilir. Karıştıramaz. Yeni şapkamı beğendiniz mi? Kapıyı kırdın. Hayır, sen kırdın. Şimdi kapısız kaldık senin yüzünden. Remzi, bu şapka kokuyor. Kapısız ne yapacağız ya? Kadriye çok kızar valla. Baba baksana gazeteye. Dünyanın en büyük kapı mağazası açılmış ve bugüne özel bütün kapılar %50 indirimliymiş. Hemen gidip bir kapı alalım o halde. Sen de benimle gelip kapıyı taşımama yardım ediyorsun Tanju Efendi. Yalnız baba... Bu yeni açılan mağaza biraz uzakta. Ne kadar uzakta? Şehir dışında neredeyse. Ama bir dakika ya. AVM'nin servisi varmış. Onunla gidebiliriz. İyi fikir. Yürüyün durağa gidiyoruz öyleyse. Sen de çıkar şu şeyi kafandan Necati. Niye ya? Bence çok yakıştı. Servisin buraya geleceğinden emin misin oğlum? Gazeteye göre tam 2 saniye sonra burada olması gerekir. Servise binmek için 7 saniyeniz var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi baba. Kalkıyoruz. Bu ne hız ya? Işık hızıyla gidiyoruz baba. Şoför bey, bu servis neden boş? Hiçbiri dönmeyi başaramadı da ondan. Nasıl ya? Hepsi unuttu. Siz de unutacaksınız ya. Neyi unutacağız Remzi? Ben kedinin prizini çekmeyi unuttum çıkmadan. Onu mu diyor acaba? Senin kedinin prizi mi var? Asıl senin kedin mi var Necati? Aa, benim kedim değil mi o? Evimde ne işi var o zaman? Neyse, daha fazla anlatma. Çok saçma yerlere gidiyor bu konu. Allah, benim midem çok fena. Bir cam mı açalım ya? Adamcağız hava alsın. Dur Necati abi. Işık hızı da cam açılmaz. Oh be, dünya varmış. Ferah. Neydi öyle ya? Havasızlıktan ölüyorduk. Herkes aşağı. Son sefer saati kalkış 6.30, varış 6.31. Ha bu arada unutacaksınız. Bildiğin deli bu şoför. Necati, o ne?
Yüzüne ne olmuş senin? Ne olmuş ki yüzüme? Ne var ya? Suratının yarısı yaşlanmış Necati abi. Bir tarafın Necati abi, bir tarafında Necati dede olmuş. Nasıl espri ama? Çak çak. Olamaz. Yarım yaşlanmışım. Ne yapacağım ben ya? Erken emekli olursun. Fena mı işte? Çak çak çak. Yüzünü eski hale getirmenin bir yolu olabilir Necati abi. Yani Necati dede. Yani dede abi. Abi dede. Yani neyse işte. Şimdi paparayı yersin ufaklık ha. Bu yeni nesilde de hiç adab-ı muaşiret kalmamış azizim. Eyvah! Tam bir yaşlı gibi konuştum. Eğer aynen geldiğimiz gibi ışık hızıyla geri dönersek yüzün eski haline gelebilir. Ama bunun için akşam 6:30'daki servisi beklememiz gerekecek. O zaman gidip şu kapıyı alalım bir an önce. Ol vakit gidelim alalım muhterem. Bir an evvel eski vaziyetime dönersem pek bir mesut olacağım. Necati, sen pek konuşma istersen. Gitmiş bir de demir kapı almışlar. Daha ağrı yok muydu ya? Necati sağ olsun. Yaşlı diye %15 daha indirim yaptılar. Toplamda %65 indirim oldu. Resmen bedavaya aldık kapıyı. Hay, ben yaşlı değilim bir hayta. İmdi paralarım seni. Bu neymiş? Fiş, at gitsin. Kapı dünyası, kapı dünyası. Kapı gibi marka. Lay lay lom, kapı dünyası. Hayatımda duyduğum en kötü şarkı. Çok kolaysa siz yeni şarkı yazın da görelim. Heh, yeteneğimi böyle yerlerde harcayamam. Yürüyün gidelim. 3, 2, 1. Ben böyle dakik şoför görmedim. Evet, fişi göreyim. Neyi? Fişi. Fiş mi? Ne fişi azizim? Adam şaşırdı beyler. Siz de unuttunuz demiştim. Siz de unuttunuz. Siz de unuttunuz. Neyi? Bunu. Alışveriş fişi olmayan yolcular dönüşte servise binemezler. Hadi geçmişler olsun. Baba, fişi ne yaptın? Fişi ne yaptım? Hatırladım. Mağazanın çıkışında yere attım. Çabuk, çabuk, koşun, fişi bulmalıyız. Durun be, kapıyla koşamıyorum. Hay aksi, mağaza kapanmış. Yerlere bakın, iyice bakın. Buralarda bir yerde olmalı. Gel pisi pisi, gel küçük fiş, gel. Şu mu? Bakayım. Yok, o cikletmiş be. Nerede ya? Nerede? Yoksa bunu mu arıyordunuz? Aha fiş. Ver onu çabuk. Bizim fişimiz o. Aa, sen şu kötü şarkılarımı beğenmeyen dünyaca ünlü söz yazarı değil misin? Ha? Ne oldu? Yoksa dünyaca ünlü şarkı yazarı geri dönüş servisine binemedi mi? Ne kadar da üzüldüm ya. Ben şaka yapmıştım ya. Alındın mı sen de hemen? Ben senin kapı şarkını çok sevmiştim. Hatta bak ezberledim bile. Kapı dünyası, kapı dünyası. Sen ne güzel şeysin. Ah kapılar, kapılar, canım kapılar. Bebeğim kapılar, yavrum kapılar. Hadi bay bay. Hayır. Neden yedin? İnsan niye fiş yer? Çok acıkmıştır belki. Sen sus Taju. Senin yüzünden buradayız ve senin yüzünden mahsur kaldık burada. Öyle mi? Al o zaman. Taşımıyorum kapını da. El zaruratil ebi bindik mektur maktur haberdür dildil. Ya Necati sussana. Ha, baba ne yapacağız? Kaldık burada. Maskot adamı takip edeceğiz ve fişimizi geri alacağız. Başka çaremiz yok. Sen de şu kapıyı al ve taşımaya başla Taju. Taşıma sen taşıma. Sanki çok matah bir şey yapıyordun. Ben taşırım. Alt tarafı kapı ya. Çok sıcak. Kavurucu yaz sıcaklarında kapınızın önüne bir kap su koyun. Küçük dostlarınızı mutlu edin. O ne? Bir şey geliyor. Nasıl bir şey? Kutup ayısı galiba. Çölde kutup ayısı mı? Şaşırdın sen iyice Tanju. Dinlemeyin siz bunu oğlum. Baba, Tanju abi haklı galiba.
O ne? Ne yapacağız ya? Buldum. Çabuk şuraya attın. Çabuk hadi çabuk. Çabuk mu? Baba. Ne var oğlum ne var? Hemen baba hemen baba. Ne yapayım babam değil misin? Hayır öyleyim de. Garip grup çukurlara düştük. Zifiri karanlık bir de. Vay canına. Şu kapılara bakın. Bakın ne yazıyor? Kusurlu mal deposu. Neresi kusurlu ya bunların? Cirlop gibi kapılar işte. Bu sayılar ne acaba? Bu ne be? Bambaşka bir yere açıldı. Kapayın muhterem kapayın. Pek bir soğuk vuku etti velakin. Peki bunda ne var? Vay arkadaş ya. Bence herkes bir kapıdan içeri girip yardım bulmayı denesin. Bulamazsak da 5 dakika sonra burada buluşalım tekrar, tamam mı? Hazır mısınız? Neyse halim çıksın falim. Yardım edin. Kaçın çabuk kaçın. Yukarı çıkın. Hadi yukarı. Baba, kapılardaki sayıların ne anlama geldiğini buldum. Koordinat onlar. İyi, süper. Koordinat ne oğlum? Bana abidik gubidik şeyler söyleme. Koordinat, dünyadaki bir yerin bulunduğu noktanın sayısal değeridir. Geliyorlar, çabuk olun. Yaşlılara öncelik tanıyın gençler. Oğlum şimdi ne yapacağız? Koordinat dedin, sayı dedin, sustun. Bir dakika, bir dakika. İnternetteki haritada takılırken bizim evin koordinatını öğrenmiştim. Sayıları hatırlamaya çalışıyorum. Bana bir kalem verin çabuk. Al. Yalnız kaptırmam. Geri alırım her türlü. 26... 30... 2... Çabuk oğlum geliyorlar. 9. Evet. Hadi çabuk atlayın. Geronimo! Geronimo! Kurtulduk be yaşasın aslan oğlum. Evet kalemi alayım Şakir'cim. Kaptırmam demiştim. Al ya Tanju abi. Yedik sanki. Oo kapıya da bir şey olmamış. Hey be cillop gibi hala. Ya arkadaşlar ben hala yarım yaşlıyım. Dedeciğim. Dedeciğim. Dedem benim. Merak etme Necati abi. Yarın sabah düzelmiş olur. 100 gravi ister misin Necati?